Gazlı mı çalışıyorsun? Acele ettiniz sadece o açıdan. Hayır, onlar vermiş fikri sana, sen ondan sonra gelmişsin. Hayır tatlım, ben zaten gelecektim. Bugün erkekler evine gelip oturacaktım. Hı. Çünkü eve yeni geldiğim için gözlem yapacağımı da söylediğim için. Sen ne yapar tepki gösterirken Nur, bu ev ortak bir evimiz. Sadece benim için gelmesine sadece gerek yok yani. Gelmiş bir şey yok yani burada. Aynen. Benlik güdür mü? Gelebilir. Acele et biraz dedi. Ya burada bekliyorsun, acele et biraz. Ortalığı boş bırakmaya gelmez, acele et dedi. Şu an gözlemlemeye geldim galiba. Yani. Şey mesela kim varsa, ne bileyim, Semih. Bunların açıklamasını yaptım ben. Tamam, gelin biz öyle geçelim o zaman. Gel. Tekrar tekrar yapmama gerek yok. Ben sizi şimdi... Bak gözlemle, burada bekar damat adaylarımız var. Senin altında sorun varsa yapabileceğim bir şey yok. Damat adaylarımız var burada bekar. Bunu ters kez söyledim yani. Algılarında sorun varsa. İkiniz oturun hani. Bak bak, işaret ediyorsun. Siz şöyle oturun, ben karşıya geçeceğim. İkiniz şöyle oturun diyor. İkiniz şöyle oturun diyor. Ben şuradan bakayım, bir göreyim kardeşim. Sizi bakayım. Yani... İsim soy isim. Ya. Ben buraya dalga geçtim diye gelmedim şimdi. Ben seninle dalga geçmiyorum. Zamanında felsefeci sahası dalga geçmiştim. Öyle peşinden koşuyormuşum gibi davranma şu an. Ben koş demiyorum ki zaten zamanında sana. Zamanında kızlar evinde Semih'le nasıl dalga geçmişti? İyi de ben onu hiç dalga geçecek pozisyona sokmuyorum. Ben seninle şu an yani. Dalga mı geçiyorum ya? Ne isim soy isim mi? Madem sen benimle ilgilenmiyorsun, benim peşimden koşmuyorsun, üstüne alır mı? Ben seni benim sevdiğimi söylüyorum. Tamam da benim peşimden kim koşarsa o üstüne alın. Sen alınma yani. Tamam, alınmıyorum. Ben lafı ortaya attım. Adnan'a söyledim. İsim soy isim. Tamam. Sana demedim ki Nur. Murat isim Özbakan. Ay, onun yarası olduğu için kurcunuyor doğal olarak. 24 senin hoşuna yaşındayım. Gidiyor galiba böyle. 1.90 boyunda. 80... Nereden katılıyorsunuz yarışmaya? İstanbul'dan geliyorum. Tamam. Ay da kız bizim evimize pardon, mi gelemeyecek? Sen onun tepkisini görmüyorsun, benim tepkimi görüyorsun Semih. Benim sesim yükseliyor yok, diye diyorsun mi? Ki hayır, ama sen böyle bir kız olmadığın için ben sana ben böyle bir kız derken kötü bir şey yapmıyorum ben şu anda zaten. Niye bağırıyorsun ki? Ay, senin gösterdiğin tepki sadece bana, başkalarına değil yani. Hep bana laf sokuyorsun yani. Aynen. Demek daha samimi buluyor onun için. Kızım burada yaptığı kötü bir şey yok. Onu anlamadım. Gelip bana niye hesap soruyor o zaman? Kötü bir şey yoksa. Niye hesap soruyorsun? Şu yüzden bu hesap sormak değil aslında. Evde sucuk yapıp erkekler evine götüreceğim dedi. Ama bunun altında direkt ben sana getirdiğini düşünüyorum. Ve buraya geldiğinde de zaten senin yanına oturmuştu. Dur bir dakika. Senin yanına oturmuştu. Ve zaten Batu'yla Ayça aralarını yapmaya çalışıyor yanlarında ağladığı için. Ve bana dün bir iki gün önce falan şeydi, ben Semih'ten tamamen vazgeçtim duygularımdan, şu an sadece kendi haline bırakacağım onu dedi. Ama hiç normal. Öyle yapmıyor, evet. Sallıyor. Yani söylediğiyle yaptıkları bir tutmuyor. Ben de bunu kendisine anlatmak için buraya. Ya bir kere benim nereye oturacağımı zaten sen... Karar veremez. İstediğim yere oturur. İstersen tatlı, şuraya oturur, istersen oraya otururum. Var. Gelip sen algılarını bana diyorsun ki ben var. Algılayabiliyorum ama ben senin algılarında sorun var. Şu anda. Çünkü ben dün sana demedim. Senin bir değil, onu söylüyorum ben sana. Ben sana dün, ben Semih'i sevmiyorum, duygularım bitti demedim. Ben dedim ki ben Semih'in peşinden koşmayacağım. Ben de onu diyorum işte, ha. Evet. Ama koşuyorsun. Sen duygularımdan vazgeçtiğini tamam, de söylüyorsun. Tamam, geç. Koşuyorsun şu anda ama. Bunu kabul et. Canım benim. Ben şu an peşinden koşmuyorum. Semih de bunu kabul ediyor zaten. Sen niye kabul etmiyorsun Nur? Koşuyorum de, seviyorum de. Olayı nereye getiriyorsun ama Nur, Allah aşkına ya. Böyle yaptığın sürece ben seninle birlikte olamam ben ki. Ben sana bir şey demiyorum. Ben seninle birlikte ben olamam yani. Suçlardım, ben seni bir kere kırdım evet. Ama ben seni tekrar olsam da sen beni başıma kakacaksın bunları, ben anladın mı? Şey sen beni üzdün kırdın falan filan. Biz gerçekten söylüyorum bak, bizim seninle bu saatte hiçbir şey şekilde olurumuz ben yok. Gerçekten şey buna inan. Benim peşimden de koşmana gerektirecek hiçbir durum ben yok. Senin, yok yani. Ben senin kötülemek istesem bunları söylerim diyorsun. Tamam anladın ama mı? Hep her ben zaman geldiğinde aynı şeyleri şey yapıyorsun. Bu adam ki. Seni kırdı, etti, üzdü falan filan. Tamam, bunlar yaptım, geçti. Madem oynasam ki yaptım, bunları yaparım, oynuyor muyum sadece? Madem ki yaptım, tamam mı? Ya senin koşma alındığın şeyler hala alınıyorum ama koşma benim peşimden ya. Kötü bir şey yaptın madem demiyorum. Böyle, hep böyle yapıyorsun ya, yeter. Sen dinlemiyorsun bile beni işte. Biz zaten birbirimizi dinleyemediğimiz için hep kaybediyoruz. Biz bir ilişki yaşamıyoruz Süpermen Hanım'a göre. Ya ben keşke derdim. Yaşamışlıkları konuşuyorsunuz. Yani. İlişki yaşamayıp yaşamamakla ilgisi yok. Konuşamıyorum biz seninle yani. Tamam konuş Nur. Geçerli hiçbir nedeni yok ki. Ben seni suçladığımı her söylemiyorum. Her zaman geldiğinde suçlayarak İstesem... konuşuyorsun bana. Adnan yanlış mıyım kardeşim ya? Ya ben suçluyor muyum şu anda? Her zaman geldiğinde beni suçluyorsun. Ağzına politikası yapıyorsun. Ama yapma bunu yani. Bak beni düşürdün duruma bir bak. Diyorsun ki... Bir kendini izle, beni düşürdün pozisyona bak. Ondan sonra bir bak kendini ne yapıyorsun ya. Bir daha diyorsun ki ben ne yapmışım sana. Bu neye benziyor biliyor musun? Allah aşkına ya. Nur.
Ben senin gözyaşlarına inanmasam sen yalandan ağlıyorsun, bizi kandırmak için ağlıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun derim. Ama ben senin öyle yaptığını düşünmüyorum. Fakat söyledim. Söyledin işte, kötü ne var bunda? Her zaman aynı İnsanlar öyle düşünmüyor. Ben bunu açıklıyorum işte, insanlar öyle düşündüğü için açıklıyorum. Ama her geldiğinde beni gömüyorsun ya, yapma bak, bunu. Bak insanlar yanlış anladığı için ben bunu açıklıyorum her seferinde, anladın mı? İşte senin bana yaptığın herhangi kötü bir şey olsa da, ya biz birbirimize karşılıklı hatalar yaptık bugüne kadar. Sen de yaptın, ben de yaptım. Ben hatalarımı her seferinde söylüyorum, dile getiriyorum. Ama yanlış şimdi açıklıyorsun. Diyorsun ki bu adam ben beni üzdü, kırdı, bunu yaptı, şunu yaptı, tamam. Tamam, ama bu sen, adam bunu ama sana yaptıysa niye adam... Ama başını dinlemiyorsun. Ben niye? Seni kötü adam olarak göstermek istesem bunları söylerim diyorum. Hislerin hakkında 5 tane bir şey söylesene. Semih, ben Semih'i şu yüzden seviyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Öyle bir dört, şey dört, yok benim için. 5 tane şey söyle. Efendim? Öyle bir yani... Ben sevgiye sebep bulamıyorum ki işte Semih'in işte... Aa, Semih hakkında 5 tane iyi bir şey söyleyeceksin. Sevdiklerini söyle. Ama bana. Soğuman için ben Semih'i şundan dolayı çok seviyorum. Sadece 5 yani. Bir insanı sevmek şöyle için 5 sebep azdır bence. Şöyle anlatayım o zaman ben sana Tankut. Semih ilk geldiği zaman, ben bunu daha önce de anlatmıştım. Yani. Semih ilk geldiği zamanlar Semih'e karşı hep bir ön yargı içerisine girmiştim. Çünkü kaba bulmuştum onu. Ama sonra Semih'in içtenliğini gördüm, bana yaklaşımını gördüm. Tamam, belki insanlara saçma gelebilir ama o maço tarzını bile sevdim yani. Tamam, işte sadece onu söylüyorum bazen... sana. Semih'in sevdiğin yanlarını söyle. Semih'i seviyorum çünkü. İçtenlik. Bir, Semih maçodur. İki, Semih içten bir adamdır. Üç. Üç, bilmiyorum şu an. Bıyıkları var. Semih'i sevmemek çok güç olabilir. Saçları beyaz. Heyleri söyleyemiyor. Bilmiyorum yani, sempatik. O içimde oluşan bir şey. Ben onun şu an sebeplerini bulamıyorum. Dediğim dedik. Seninki ne biliyor musun? Gerçekten böyle bir elde, şeyim yok benim. Bak, elde edememelisin. Hayır hayır. Kaybetmemelisin. Ya ben elde ettim de bırakırdım o zaman öyle bir şey. Semih'in gri saçlarını seviyorum. Semih'in kirpiklerini, bakın bana bakışını, gözlerini seviyorum. Siz sevgiyi sebeplere sığdırıyorsunuz. Benim için Semih'in sebebe gerek yok seviyorum. Ki. Semih'in konuşmasını seviyorum. Sebep öyle bir şey olmayınca işte ne oluyor biliyor musun? Nasıl sebep olmayınca gözün kör olmuş, sadece seviyorsun oluyor. Ne için seviyorsun? Hayır, gözüm kör olmuş değil, o aşk oluyor. O başka bir şey. Neyse ben konuşmayayım. Ben Semih'i gördüğüm zaman mutluyum. Anladın mı? Bunun için Semih'in bakışı, gülüşü, işte davranışı, tavırları bilmem ne, bunları kategorize etmek bana göre yanlış sevgide yani. Evet. Bu bir sınav değil ki. Bu içimden gelen bir duygu. Ben bunu engelleyebilirim, zaten engellerim. Yani. Öbürü aşk oluyor, doğru söylüyor. Ayaklarını yerden kesen, körü körüne sevmek. Ya da seninki, bizim seninle konuştuğumuz var sen ya. Sen sevdiğin insanı şundan dolayı sevmek seviyorum başka bir şey. Ama Adnan'ın söylediği aşk yani. Onu tamam söyleyeyim. Benim cevap benim sonucum. Onunki sevgi başka, işte sevginin böyle evet bir takım sebepleri vardı. Saçma şimdi yani. Abi şöyle mesela abi, ben Ayça'ya aşığım. Ya? Sevdiğim yanları işte dobra oluşu, içten oluşu, işte gülüşü, yaramaz oluşu, çocuk gibi oluşu. Sen düşün. Gamzeleri değil. Açıklama yapıyorsun. İşte bunlar ona sebep de değil ki sevmesi için. Yani dobra olmasaydı da hissedebilir. Ya şey de diyebilir yani. Ben Semih'i sebepsiz seviyorum da diyebilir. Nur böyle yaparak ne oluyor biliyor musun? Yarın öbür gün sana bir aday gelecekse bile önünü kesiyorsun sen şu yaptığında. Seninle asla olmayacağım diyen bir adam için sen belki de hayatının yolunu değiştiriyorsun. Ya hiçbir şey imkansız değil bu hayatta, ben inanmıyorum. Tekrar geri döneceğim. Şu anda bak bunu Semih'in fikrini değiştirmek için söylemiyorum. Zoru i̇mkansız başarım, değil. İmkansız buradan bir gün eleniriz. Tamam. Ay, adam söylüyor işte. Yolda karşılaşırız. Yeniden konuşuruz. Hala başlarız yani. Ben bunu nasıl imkansız? Ama şu anda ben de sanki işte, ben Semih'ten vazgeçeyim o zaman. Bana yeni aday gelsin de belki ona karşı bir şey hissederim dersem benim kendimi kandırmış oluyorum o zaman. Ama bunu zamanında söyledin. Dedin ki yarın öbür gün Semih elenirse dedim. Burası kısmetse olur evi. Yeni aday gelirse tanırım dedim. Evet, aynen öyle dedim. Semih elenirse dedin. Semih elenirse. Semih elenirse dedim. Ama Semih elenirse ben Semih de yoluma... Semih elendiğinde sevgim de bitmiş Nurcuğum, olur yani değil sen mi? Dedin ki Semih elenirse veya ben elenirsem bu evden Semih de yeni adaylarını tanıyabilir. Ben de yeni adaylarımı tanıyabilirim. Burası kısmetse olur evi dedim. O zaman biz beraberdik oldu. Hatta biliyorsun değil mi? Evet, biz beraberken bunları ama benim demek istediğim sevgi bittiğinde ben sana gidip de başına kalkmadım bile o zaman galada hatırlıyorsun. Sen de geçen gün söyledin yani. Ben de ya şimdi bunları yarıştırmanın bir anlamı yok. Yok yarıştırma söylüyoruz değil. Sadece. Ne söyledin hani bunlar yani? Senin ben söylemlerin zaman... bu sefer söylemlerin arasında çelişiyorsun. Bu adam zor duruma düşüyor. Hayır hayır. Ben ikiniz için de iyi olanı düşünüyorum. Bak sen kendi önünü de kesiyorsun. Bu adamın önünü de kesiyorsun. Yok kesmiyorum. Siz bu eve evlenmek için geldiniz. Sen de sen de. Birbiriniz için doğru olduğunu düşündünüz. Ama doğru olmadığınız kanaatine vardınız. Ve yollarınızı ayırdınız. Sen hala sevebilirsin. Ama bunu dile getirdiğin zaman o adam zor duruma düşüyor. Sen de zor duruma düşüyorsun. Aynen. Ya sevgini içine taş basıp saklatsın. Sen zor duruma mı düşüyorsun?
Ya zor durumluk senin bir durum. Senin kısmetini mi engelliyor? Hayır canım, ben kısmetimi aramak istesem daha farklı pozisyonda olurdum şu an. Anladın mı? Veya biriyle olmak isteseydim eğer. Tamam. Beni aynen anlayabiliyorsun öyle dedin de ondan diyorum. Yok, beni anlayabiliyorsun değil mi? Ben kimse istemediğim için zaten bu pozisyondayım. Tamam, sen daha çok istemediğin... Ben seni engelliyor muyum bir şey için? Hayır canım. Ha. Daha çok üzmek istemediğim için zaten şu pozisyondayım. Ben, daha çok üzülme. Daha çok üzmemek için istiyorum seni. Anlıyor musun? Yeter yani. Doğru. Düşme canım. Benim peşime ya, düşme. Ben senin yavrum. Peşine düşmüyorum. Bak, sen özelsin. Seni kırmak istemiyorum. Bu sefer dostluğumuz da kırılacak, anladın mı? İlerleyen zamanlarda böyle yaptığın sürece. Ya eski sevgiliden dost arkadaş olacağına bu ben inanan bir insan değil değilim. Zaten yok ben abi de yani şimdi bir yaşanmışlık sevgiliden... var en azından. Onu da kaybedeceğiz işte yani. O onu da kaybedeceğiz. Ya ben gelecek bir şey yapmıyorum şu an. Dostluk falan. Tamam. Olmaması lazım. Kız konuşuyoruz işte. Doğru yolu, orta yolu bulmaya çalışıyoruz. Ya Nur. Orta yolu bulmaya i̇şte çalışıyoruz. Bak, dediğim nokta o. Niye şimdi bozuldu biliyor musun? Dedin ya hani ben hani sen özel bir insansın, dost kalalım, arkadaş kalalım istiyorum. Bak onlar hep onun içine atıyor. Seninle arkadaş kalamaz. Seninle konuştuğu sürece kendine zarar veriyor. Ne yapayım abi o zaman? Konuşmayayım mı ben şimdi artık? Konuşmayacaksınız yani. Kardeşim olmayacaksın. O şimdi arkadaş hayır, arkadaş... Düşman mı olalım abi şimdi? Ben düşman dedim abi da aynı. Dedim ki böyle oldukça eski sevgiliden arkadaş veya dost olmaz. Olamaz. Şu an birbirinize zarar veriyorsunuz. Sen ben Semih'i seviyorum dedikçe... Kendine zarar veriyorsun, önünü kesiyorsun, bu adamın da önünü kesiyorsun. Nur'un orada kalkıp gitmesi anlamsızdı. Şu konuda anlamsızdı. Biz orada gayet güzel bir şekilde konuşuyorduk. Semih'i anlayabiliyorum. Çünkü zamanında sosyal medyadan, farklı kesimlerden Semih'e yüklenilmesinin aynısını yaşamış bir insan olarak Semih'i anladım. Ve Nur'un bu tarzda tavırları Semih'i de, Nur'u da zor duruma sokuyor. 2 kere 2, 4.